Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allah'a inandım de dost doğru ol hadisinde Nebi sallallahu aleyhi ve selleme imandan bahsedilmedi. De ki ey kendilerine kitap verilenler, gelin aramızda ortak bir kelimede birleşelim. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'tan başka kimimiz kimimizi Rab edilmesin. Eğer bundan yüz çevirirlerse bizim gerçekten Müslüman olduğumuza şahit olun deyin. Ali İmran suresi ayet 64 ayetinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a inan buyurulmadığı gibi gerekçelerle ayrıca kalbinde hardal tanesi kadar iman olanın cennete gireceği ve ihlasla la ilahe illallah diyen cennete girer buyurulması gibi delillerle Nebi sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeden de kurtuluşa erileceği söyleniyor. Bu konuda getirilen delillere verilecek cevap nedir? Bir kere bunlara cevap vermeye uğraşmamalı da. Ama kendi içinizde tabii nefis var, şeytan var. Onlar çeşitli şeyler ileri sürer ve söylerler. Onlara cevap bulmak için ne cevap verilecek? Yoksa bunlara cevap vermeye gerek yok. Bunlar münafıktırlar yani. Bundan bir 8-10 sene kadar evveldi. Mısırlı alim Muhammed Mütevelli Şaravi Medine'ye gelmişti. İki defa geldiğinde özel bir yerde sohbeti vardı. Biz de bulunduk. Ev sahibi Allah razı olsun arkadaşımız Medine'deki alimleri çağırmış. İşte bizi de o arada çağırmıştı. Bir 10 kişi vardık. Ev sahibi Şaravi'ye o 10 kişilik cemaati teker teker takdim etti. İşte bunlar Medine ulemasıdır. Size bazı sorular soracaklar dedi. O da buyursun sorsunlar. Bildiğimiz şeylere cevap veririz dedi. Şaravi'ye sorduğu sual Le'ömrüke ayet-i kerimesi. Senin ömrüne yemin olsun ayet-i kerimesi. Lut aleyhisselam için söylenmiş diyorlar. Ne dersiniz dedi Esad Sağırcı. Suriyeli alim. Şaravi bir celallendi. Ya sen ne diyorsun be dedi. Bu Kur'an-ı Kerim'in elifinden, elhamdülillah Fatiha suresi elifinden, Nas suresinin sinine kadar hepsinin tek muhatabı Resulullah'tır dedi aleyhissalatü vesselam. Sen ne söylüyorsun dedi. Kim söylemiş, nereden çıkarmış böyle bir lafı? Ve bir yarım saate kadar bu mevzuda konuşma yaptı. Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi Şaravi bu devrin, şu son dönemin 40-50 senenin en büyük 2-3 aleminden biriydi. Allah rahmet eylesin. Onun dediği gibi arkadaşlar bu Kur'an-ı Kerim'in muhatabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Fatiha'nın elifinden Nas suresinin sinine kadar hepsinin muhatabı Resulullah'tır aleyhissalatü vesselam. Nebi aleyhissalatü vesselam'ı hüküm olarak biliyorsunuz. Kim Allah'la Resulünün arasına girer, onları birbirinden ayırırsa kafir olur. Bir daha altını çizerek söyleyeyim. Kim Allah'la Resul'ün arasına girerse diyor. Yani Resulullah'la aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın arasını ayırırsa kafir olur diyor. Şimdi bunu söyleyen münafıklardır. Tabi din düşmanları Yahudi ve şürekası başka yolla bizim içimize giremediği için ancak münafıklar vasıtasıyla giriyor. Şunları yapan münafıklardır. Nasıl olur da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için efendim Allah'a iman ettim de dost doğru ol. Arkadaşlar bakın bu Allah'a iman ettim de dost doğru ol hadisi kime söylenmiştir? Badiye'den bir Arap gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den talepte bulunmuştur. Ya Resulallah ben sana bir daha ulaşamazsam, seni ben bir daha göremezsem ben Badiye'de oturuyorum. Gelip gidemeyebilirim yani uzakta. Bedevi, çölde oturan Bedevi. O zaman ulaşım vasıtaları da yok. Bana öyle bir şey öğret ki ben hiç yoldan sapmayayım. Bunu söyleyen Müslüman arkadaşlar. Yani Müslüman olmayan birisine Allah'a iman ettim de dost doğru ol demiyor Resulullah. Müslüman olana söylüyor. Yani dolayısıyla o hadisi esas alıp Allah'a iman ettim demek kafidir. Böyle bir şey nasıl denir? Bu ilmin butlağına olur. Bir hadis ilmi var ortada. Açar bakarsanız kütüb-i sitte hadislerine. Orada bu hadis-i şerif için ne diyor? Badiye'den gelen Müslüman bir bedeviye söylenmiştir. Ne yapayım diyor bedevi? Allah'a iman ettim de dost doğru ol. Zaten Allah'la Resulüne ayırmak mümkün değil.
ayırdığın zaman küfre giriyorsun. Bu hadis-i şerif onun için söylenmiştir. Bunu söyleyen kişi cehaletinden söylüyorsa Allah hidayet etsin. Ama cahillere yapılacak şeyi ve izâ hâtabehumul cahilûne kâlu selâmâ buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlar cahile şey ettikleri zaman, rastladıkları zaman selamet üzerine olsun der, uzaklaşırlar diyor. Ve arid anil cahilîn buyuruyor Cenab-ı Hak Araf suresinde. Cahillerden yüz çevir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla ümmete. Onun için bu cahillerden yapılacak iş yüz çevirmektir. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Bunu böyle bir alim geçinen bir hain söylüyorsa, yalnız umumi olarak şunu bilin ki bunlar münafıklardır. Hak Teala Hazretleri En'am suresinde vehum yenhevne an ve yenevne an buyuruyor. Ey Habibim, onlar senden yüz çevirirler. Nas'ı da senden yüz çevirtmeye uğraşırlar diyor. Ne diyor Allah? Habibim, o münafıklar için. Onlar senden yüz çevirirler, insanları da yüz çevirmeye uğraşırlar. İşte bu hainlerin siyaseti bu. Şimdi ben size şurada kendi bulabildiğim kadar, daha başkaları da vardır. Benim bildiğim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı 76 ayet-i kerime var. Hepsi onu alakadar ediyor da. Ben size şimdi tek tek o ayetleri okumayacağım. Ama not etmek isteyenleriniz not edebilir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a imana ait ayetler Kur'an-ı Kerim'de. Bakara Suresi 98, Nisa Suresi 136, Bakara Suresi 177, Duhan Suresi 5, Enbiya Suresi 7, İsra Suresi 15, Nur Suresi 62, Bakara Suresi 285, Nisa Suresi 152, Yunus Suresi 103, Hadid Suresi 19, Hadid Suresi 21, Araf Suresi 158, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane ayet-i kerime söylemiş. Burada Allah Azimüşşan Allah'a ve Resulüne iman edin diye beyan buyuruyor burada. Ve kim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itaat ederse ancak Allah'a itaat etmiş olur diyor. Dolayısıyla Allah'la Resulünün kim arasına girerse kafir olur neticede. Bunlar münafıklardır. Münafıklar kafirlerin de en şiddetlileridir. Allah şerlerinden emin etsin. Ve tabii ondan sonra gelen şeylerin hepsi, ey kendilerine kitap verilenler, gelin aramızda ortak bir kelimede birleşelim. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir ortak koşmayalım. Allah'tan başka kimimiz kimimiz Rab edinmesin. Eğer bundan yüz çevirirlerse bizim gerçekten Müslüman olduğumuza şahit olun Âl-i İmrân. Bu neye alametmiş? Ne demek istiyormuş yani bunlar bu ayet-i kerimeyle? Yahu Allah'a iman et deyince karşıdaki adam Allah'a imanın şartını sormayacak mı? İmanın şartını sormayacak mı? Ne diyorsun? Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve liyumil âhiri ve bil kaderi hayrı ve şerihi hayrihi ve şerihi minallâhi teâlâ vel bâsı fâdel mü eşhedü en lâ ilâhe illallah eşhedü en lâ. Sormayacak mı adam peki? Eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunları imana çağırıyor. Yani madem akıl yürütüyorlar, akıl yürüttüğün takdirde imana çağrılan kimse peki bu Allah'a ibadet, kulluk, tapmak nasıl olacak dediği zaman Resulullah onlara söylemeyecek mi iman şartlarını? Arkadaşlar bakın Kur'an-ı Kerim'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan hitaplar kendi başına bilgisizce, cahilce ele alınacak şeyler değildir. Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan hitapların ancak müştehit seviyesindeki alimler tarafından, müfessir seviyesindeki büyük alimler tarafından, hakiki müfessirleri kastediyorum, ele alınabilecek hususlardır. Orada büyük incelikler vardır. Eğer siyak sibak ilişkileri bilinmez, eğer nasih mensuhlar bilinmez, eğer Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hak yanındaki yüksek yüce makamı bilinmezse çok büyük felaketlere saplanmış olur insanlar. Adam almış, abese ve tevella en ca'ehul ama o ayet sureyi okuyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için efendim yüzünü buruşturdu diyor. Abese tabirini Hak Teala Hazretleri Müddessir suresinde o Velid bin Mughire kafiri için kullanıyor. Hak Teala Hazretleri o kafir için kullandığını nasıl Resulullah için kullanır? Orada yüzünü ekşiten o zengin Kureyş müşrikleridir. Yüzünü ekşiten Resulullah değil.
yüzünü ekşiten Kureyş müşrikleridir. Adam alıyor Abese ve Tevella'yı, Resulullah yüzünü ekşitti diyor. Ne münasebet? Orada Resulullah'a hitap mitap yok. Diğer birçok şeylerde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i haşa bir sürü hain azarladığını söylüyor Cenab-ı Hakk'ın. Efendim Bedir şeyleri hakkında, üserası hakkında. Allah Azimüşşan sonunda ne diyor? Ökülü heniyen meriyen. Onu helal tertemiz olarak yiyin diyor o şeyleri. Hak Teala Hazretleri eğer kızmış olsa, eğer onlar yanlış bir şey yapmış olsa böyle mi söyler sonunda? Hak Teala Hazretleri buyuruyor ki hiçbir ümmete, bundan daha evvelki ümmetlere yeryüzünde ağır basmadıkça, yani hakimiyet kurmadıkça esir edilmek ve fidye almak helal kılınmamıştı diyor. Siz acele ettiniz ve yeryüzünde ağır basmadan esirler ve şeyler aldınız, fidyeler aldınız. Eğer Cenab-ı Hakk'ın sizin hakkınızda ezeldeki kararı, şeyi, takdiri olmasaydı size büyük azap inerdi diyor. Ezeldeki takdiri nedir Hak Teala Hazretleri'nin? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ben seni kendim için yarattım. Hadis-i Kudsi'de. Bütün varlıkları, mükevvenattaki geri kalan varlıkları da sen için yarattım diyor. Kendisi için yarattığı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Bedir Harbi'nde ne yapacağını Cenab-ı Hak bilmiyor mu? Haşa. Orada Allah Azimüşşan büyüklerin ifade ettiği gibi kendisinin hükmü böyle olduğu halde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başka türlü hüküm verdiği için senin hükmünü kabul ettim diyor Allah Azimüşşan. Bu ne büyük mertebedir? Bunu bir insan aklı alır mı? Ben senin için diyor o hükmü değiştirdim diyor Allah. Sen burada Allah azarladı diyorsun. Haşa. Hiçbir yerde Hak Teala Hazretleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam azarlamamıştır. Allah o Kur'an-ı Kerim'inde yüz küsür defa Hazreti Musa'dan bahsediyor. 50-60 defa Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Ve onlara ya Musa, ya İbrahim, ya Adem, ya Nuh, ya Zekeriya, ya İsa, ya Yahya diye hitap ediyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ey Nebi-i Kerim, ey kerametli Nebi, ey Resul. Ama ya Muhammed demiyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen 4 Muhammed hikaye tarikilidir. Muhammedur Resulullah diyor Cenab-ı Hak. Muhammed Resulullah'tır diyor. Muhammed suresinde de Muhammed'e indirilen diyor Allah Azimüşşan. Öbür tarafta Ali İmran suresindeki gene Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hikaye yoluyla söyleniyor anlatırken. Doğrudan ya Muhammed demiyor Allah. Hak Teala Hazretleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı kullanacağı şeylerde bu kadar büyük titizlik gösterirse, bu kadar incelik gösterirse nasıl Resulullah'ı azarlar yani? Dünyada mesele kalmadı da şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı aradan çıkarmanın zamanı mıdır? Allah'tan bulsunlar. Kalbinde hardal tanesi kadar olan cennete girecek. Arkadaşlar, kalbinde hardal tanesi kadar iman olan cennete girer demiyor. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan cehennemde ebedi kalmaz diyor. O başka, o başka. Mesela birçok hadis-i şerifler var. Aleyhisselatü Vesselam kalbinde buyuruyor ki hardal tanesi kadar kibir olan cennete giremez. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cennete ebedi giremez demiyor. Yani yolu cehenneme uğramadan giremez diyor. Şimdi Müslümanların Allah'a iman eden, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden, Allah ve Resulüne emirlerine itaat eden, namazını kılan, orucunu tutan, zekatını veren, hacını yapan bir sürü Müslümanlar var. Onların içerisinde de maalesef kibirli olanlar var. Yani bunlar için ebedi cehennem demiyor. Ama böyle de olsa bir yolu cehenneme uğrayacak diyor. Onun için bunları doğru dürüst anlamak lazım. Kalbinde hardal tanesi kalan olan cennete girer demiyor. Kalbinde hardal tanesi kadar imanı olan cehennemde ebedi kalmaz diyor. Öbür taraftaki ihlasla la ilahe illallah diyen cennete girer buyurması, o da gene şeyin kendilerinin saptırma şeylerinden bir tanesi, gayretlerinden bir tanesi. La ilahe illallah kelimesini Hak Teala Hazretleri tek başına kabul buyurmuyor. Bu la ilahe illallah diyen kişi netice itibariyle iman edip İslam dairesine girecektir. Bu sözü ihlasla söyleyebilmesi için kendisinin İslam'ı bilmesi lazım netice itibariyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada
İşin kolay olduğunu beyan için böyle söylüyor neticede. Yoksa sadece la ilahe illallah dedin. Şehadete indir. İki tane şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyeceksin. Bunu demediğin müddetçe ne Müslüman olursun ne cennete girersin. Demin bir meseleyi bilmemekten ilmi olarak daha önceki şeylerde hani cehalet İslam'da özürdür diyen alimler var diye söylemiştim. Ondan bir müddet evvel birisi gelmiş işte biz tahiyyata oturduğumuzda biliyorsunuz sağ ayağımızın parmaklarını bükerek otururuz. Yani tefriş yapmayız mesela. Tefriş yapanlar ayaklarını kenardan çıkarır. Makadının üstüne oturur. Biz makadımızın üzerine oturmaz. Ayaklarımızın üzerine oturur. Bir ayağımızı da bükeriz yani. İşte geçen gün birisi gelmiş. Efendim işte namaz kıldıran imam efendi hiç ayağını bükmedi. O zaman bizim bütün namazlarımızın hepsi boşa gitti. Yeniden hepsini kılmak lazım. İşte bak burada bilmediği bir şeyi söylemiş oluyor. Yani onlar namazın tamam olmasının şartı. Ayağını yerden kesmediği müddetçe. Biliyorsunuz 7 uzuvla mesela secde edilecek. Secdede burunla beraber alın. 2 elle. 2 diz ve 2 ayak. Bunların bir tanesi kalksa yerden yine secden caizdir, tamamdır yani. Bunun iki tanesi birden yerden kalkarsa, iki ayağını birden yerden kaldırırsan o secden de olmaz. O namazın da bozulmuş olur. Şimdi öbür namazın kemaline ait mesele. Adam ayağını dikmemişse namazın bozuldu diye öyle bir kaide, öyle bir usul yok. Ben buradaki cahillikleri kastettim. Yani burada o cahillik esas cahil Allah'ı bilmeyene denir. Benim buradaki yani daha evvelki sohbetlerde kastettiğim bazı ulema cehaleti özür kabul eder. Bu manadaki cahillikler. Şunu bilmemekten ötürü yapılan yoksa haşa Allah Azimüşşan'ı bilmemek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bilmemek bunlar İslamiyet'te özür değildir. Böyle bir şey olmaz yani kesinlikle. Allah şerlerinden emin etsin. Bunlar sizi tatmin ettiyse bu mevzuda daha konuşmayayım. Konuştukça ter basıyor, değişiyorum yani netice. Bu dayanılacak bir şey değil. Burada bir tarihte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz için bir hain, bilgisizce, cahilce laf etmişti. Ben de Allah'ın laneti üzerine olsun dedim. Şu anda milletvekili bir arada belediye reisiydi adamın biri. Efendim sizin gibi bir zat Allah lanet etsin der mi? Ya benim dedim şimdi nefsime okşayıp da şaşırttırmaya çalışma. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kaç kere kimlere lanet etti hiç duymadın mı sen dedim. Yani sizin gibi bir zat lanet etmez deyip lafımı geri mi aldıracaksın? Ne yapacaksın yani sen? Ne demek lanet etmez? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam lanet ediyor. Allah Azimüşşan'ın kudretiyle İslam'da örnek verilmez. Hak Teala Hazretleri şunu da yapardı, bunu da yapardı diyemezsin. Allah ve hüve alâ küllü şeyin kadirdir. Allah hem kadirdir hem muktedirdir. Biri ne demek? Birisi kadir, her şeye gücü yeter demek. Muktedir, o gücü kullanacak mevkide bulunuyor demek. Diyebilirsin ki filan kişi çok fazla kuvvetli kabiliyetli bir adamdır. Memlekette başbakanlık yapabilir. Başbakanlık makamında oturmuyorsa o gücü kullanamaz yani. O gücü kullanabilmek için o makamda oturması lazım. Allah hem kadirdir hem de muktedirdir. O gücünü kullanacak makamda bulunuyor Allah. Muktedir de o demek. Ha, şimdi Hak Teala Hazretleri her şeye kadir muktedirdir diye sen kendi kafandan Allah bunu da yapar, bunu da yapar diyemezsin. İslam fıkhını bilen adamlara sorulabilir. İslam'da Allah'ın kudretiyle misal verilemez. Aynı melun devam ediyor. Allah dilerse şeytan da cennete alamaz. İnşallah Cenab-ı Hak seni şeytanla beraber aşın. Şeytandan da aşarsın. İmam-ı Azam'ı geçtim diyor o hain. Allah'tan korkmaz. İmam-ı Azam'ı geçtim diyor. Arkadaşlar insanda biraz insaf olmalı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam el insaf nısf-ı din. İnsaf dinin yarısıdır diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. İnsanda biraz insaf olmalı. Biz İmam-ı Azam'ın ilmine yetişemeyiz. Yani ben kendim için söylemiyorum. Alim diyenler için söylüyorum. Yani. Kendisi biliyorsunuz Zehebi de dahil bir sürü hadis alimleri tarafından hadis hafızı diye kabul edilen bir zattır. Kur'an hafızını biliyorsunuz ama hadis hafızını belki bilmeyeniniz olur içinde. Hadis hafızı demek 100.000 tane hadisi ravileriyle beraber zikreden kişi. Anıp söyleyebilen, sayabilen kişi derler. İmam-ı Azam hadis hafızıdır. Allah şefaatine nail eylesin. İlmindeki seviyesi İmam Malik söylüyor. İşte şu zat diyor, şu direk altındır dese onu ispat edecek durumdadır diyor. İmam Şafii diyor ki biz İmam-ı Azam'ın fıkıhta iyali gibiyiz diyor.
Fıkıhta zor bir meselesi olan onlarla halletsin. Ben diyor kendim Bağdat'ta bulunduğum zaman daraldığım bir mesele olduğunda Hazret'in kabrini ziyarete gittim diyor İmam-ı Azam'ın. Ve ondan istimdad ettim. Meselem çözüldü diyor İmam Şafii. Ahmed İbni Hanbel Hazretleri de İmam Şafii'nin talebesidir. İmam Şafii de İmam-ı Azam'ın talebesi, İmam Muhammed'in talebesidir netice itibariyle. Hepsinin İmam-ı Azam hakkındaki şeyi bu. Yüzlerce şey var. Açar kitaplarımızda okursunuz bizim çıkardığımız kitaplarda. İmam-ı Azam'ın ilmine vesaire hiçbir şeysinin yetişme imkanı yok. Ama beşer olarak Allah bizi o kudrette yaratmış. Yaz saptesiyle sabah namazı kılabilirsin. Var mı öyle ergici? Yatsı da başlayacak sabaha kadar. Yahu Allah rızası için insaf edelim. İmam-ı Azam sahabe-i kiramdan da tabiinden de tebe-i tabiinden de iki rekatta Kur'an hatmeden çok kimse var. Çok sayısız yani. Ama tek rekatta Kur'an hatmeden dört kişi var. Osman İbni Affan radıyallahu anh, Allah şefaatine nail etsin. Sahabe-i kiramdan. Yine sahabe-i kiramdan Temim Dari radıyallahu anh. Ve tabiinden de İmam-ı Azam'la Said bin Cübeyr radıyallahu anh'dır. Bir rekatta Kur'an hatmetmişlerdi. İmam-ı Azam'ın yanındakiler soruyor, talebesi veya ev halkı. Efendim siz normalde iki rekatta hatmederdiniz. Bu gece o kadar uzattınız ki neredeyse fecrin tuluğu yaklaşmıştı. Rükû secde yaptınız. Kısa bir sureyle ikinci rekatı tamamlayıp sabah namazına yetiştiniz. Bu hal neydi diye soruyor. Namaza başladım diyor Hazret. Kur'an'ın halaveti yani Kur'an'ın tadı, lezzeti beni öyle sardı, ihata etti ki Nas'a girince uyandım diyor ya Allah rızası için ya. Eğer Müslümansa bu şeyleri söyleyen adamlar Allah rızası için insaf etsinler ya. Bu nasıl iştir ya? Bu nasıl iştir Allah rızası için söyleyin ya? 600 küsür sayfalık Kur'an-ı Kerim'i okuyacak. Ben nasıl kendini kaptırmış, nasıl okuyorsun sen? Nas'a gelince uyandım diyor. Allah şefaatine nail etsin. Şunlar yapılacak işler midir de utanmaz ondan sonra kalkıyorsun. Azamı da geçtim diyorsun. Onun için arkadaşlar kimse Allah'ın gücüyle, kudretiyle şey veremez. Örnek veremez. Şer'an caiz değildir. Biz ancak neyi söyleyebiliriz? Allah Azimüşşan kendisi ben şunu yaparım, şunu yapmam demiştir. Onları öğrenip Allah şunu yapar, şunu da yapmaz. Allah Azimüşşan bile bile mümini öldüreni estağfirullah ve men yaktül müminen müteammiden fe cezahu cehennem haliden fiha. Allah Azimüşşan ondan sonra Allah ona gazap eder, lanet eder, devam ediyor ayet-i kerime ila ahirle. Allah Azimüşşan buyuruyor ki bir mümini bile bile çekip öldürürsen Cenab-ı Hak onu ebedi olarak cehennemde bırakır diyor. Hah. Bak Cenab-ı Hak ne yapacağını söylemiş. Mümini bile bile öldüreni ebedi cehenneme atacağını söylemiş. Allah Azimüşşan neyi yaparım demiş bunu. Neyi yapmam demiş Allah Azimüşşan. Hak Teala Hazretleri ben müminlerin velisiyim, dostuyum diyor. Müminler de kendisinin dostu. Allah kendisine bu dünya hayatında ihsan ile amel edip, iman edip amel eden kişileri azaba şey etmeyeceğini, dostlarına azap etmeyeceğini söylüyor. Biz böyle Allah'ın söylediklerini Celle Celaluhu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah için söylediklerini Cenab-ı Hak böyle yapar, şöyle yapmaz dediğini, onlardan rivayetle sahabenin söylediğini söyleriz. Onun dışında böyle örnekler veremeyiz. Kendisi şeytan uşağı olduğu için şeytanı da cennete sokmaya çalışıyor. Allah Azimüşşan onlara ne yapacak? İnşallah mahşer günü göreceğiz yani. Cenab-ı Hak şerlerinden emin etsin. Benim size daha evvelde daima tavsiyem bu müfsit, mülhit, muannit, münafık grubuna uymamak. Bunları dinlememek. Ama mesela arkadaşlardan tabii bu şeylere muhatap olup da işin içinden çıkamamış, kafasına da takılmış. Belki bunlar onun için soruluyordur ama bunların üzerine devam etmemek lazım. Bakınız bunlar tehlikeli, muhataralı yollardır. Allah muhafaza buyursun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için konuşurken, düşünürken ondan sonra çok dikkatli olmak lazım. Bak demin bir söz söyledim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam için Kur'an'daki ifadelere çok dikkat, riayet etmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de bir kelime başka başka yerlerde ayrı ayrı manalara kullanılmıştır. Aynı kelime başka yerlerde başka başka manalara kullanılmıştır. Her zaman adını andığım, sohbete devam edenlerin ismini iyi ezberlediği Hafız İbn-i Şahin var. Allah şefaatine nail eylesin. 330 tane eseri var. 1000 ciltlik
Kur'an tefsiri var. 1600 ciltlik hadis müsnedi var. Gerisini hesap edin yani. Bu zat da 70 yaşında irtihar etmiş. Allah şefaatine nail eylesin inşallah. Hafız İbni Şahin de tabii hadis hafızı. Yani 100 bin hadisi ravilerini nakledebilen bir zat. Bu o yaptığı 1000 ciltlik tefsirinde Er-Rahman suresinde Cenab-ı Hak biliyorsunuz febi eyye alai rabbiküma tükezziban. Bu ayeti kerimeyi 31 defa tekrar ediyor Cenab-ı Hak. Febi eyye alai rabbiküma tükezziban ayetini 31 kere tekrar ediyor. O diyor ki bunların hiçbirisi tekrar değildir. Yani şundan evvel geldiği için şu ayetten şu manaları ihate ediyor. Bu ayetten sonra geldiği için de şu manaları ihate ediyor. Müstakil bir cildi var imiş Hazretin kitabı. Ben kendim kitabı okumadım. Alimlerin sözünü naklediyorum. Tabi Bağdat işgali çok yönlü şeyler için yapıldı. En temel sebeplerinden birisi de İslami ilimlerin kaynağı olan kitapları yok etmek. Bu kitapların hepsi 90 senesinde Amerika'nın işgaliyle 11 senede temizlendi arkadaşlar. Yani şimdi çıkarken o kitapların tamamını ya yaktılar ya aldı götürdüler yani netice itibariyle. Hiçbir tanesi kalmadı. 1990 senesinde şu söylediğim Hafız İbni Şahin Hazretleri'nin 1000 ciltlik şeyi Bağdat kütüphanelerinde mevcut. 90 senesinde. Şu anda yok. Allah her şeyi görüyor, biliyor. İlmin bir zaman kaldırılması için ineceğim diyor Cebrail Aleyhisselam. İnşallah Allah bizi o günlerde bulundurmasın. Yavaş yavaş kaldırılıyor yani. Cenab-ı Hak hepimizi inşallah Fırkayı Naciye'den olan kulları zümresine dahil eylesin. Sırat-ı müstakimden ayırmasın inşallah. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebina Muhammed. Davahum fiha sübhaneke Allahümme ve tahiyyetuhum fiha selam. Ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.